söylüyorsunuz ha? Doğru mu söylüyor bu? Yalan söylüyor. Yemin ederim ben itmedim onu, dokunmadım bile Cemal Bey. Böyle bir şey için neden yalan söylesin? Ah, bebeğime bir şey olmuş mudur? Bekleyecek miyiz böyle? Sakin ol. Birazdan doktor gelir. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ya niye bana inanmıyorsunuz? Gerçekten ben yapmadım. Cemal Bey, gerçekten ben yapmadım. Hem niye böyle bir şey yapayım ben? Gerçekten yapmadım. Bu aydınlatmalar yetersiz. Bunları hemen değiştirin, olur mu? Tamam demiyorum. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Cemal Bey, acaba kaldırıp koltuğa mı oturtsak? Yok yok yok, yanlış olur. Doktor gelene kadar dokunmayalım. Bunu nasıl yaptı? Hala inanamıyorum. Sakin ol Suzan. Kendini yorma kızım. Ya beni kıskanıyor. Oğuz'un çocuğunu karnımda taşıdığım için kıskanıyor. Ya hiç acımadan ittiriyorum. Ya hala yalan söylüyor ya. Gerçekten ben yapmadım. Yeter Firuze. Şimdi hiç sırası değil. Bunu sonra konuşacağız. Ama Hürmet Hanım ben... Yeter dedim. Baksanıza şuna. Bıraksanız ne yapacak acaba bana? Ya ben bununla aynı evde nasıl yaşayacağım? Ah. Evet, ne var? Demir Bey, bunu seyretmeniz lazım. Nasıl yani? Niye böyle bir şey yapıyor ki? Hocam nerede kaldın ya? Geldim Cemal Bey. Kusura bakmayın. Oğuz Bey'in odasının son kontrollerini yapıyordum. Geçmiş olsun. Ne oldu? Merdivenden düşmüş. Düşmedim. İtildim. Ya beni iterken gözündeki öfkeyi görmeniz gerekiyordu. Ya itmedim ben. İtsem ittim derim. Ya hala benim üstüme gelmeye çalışıyor. Lütfen durdurun şunu. Daha fazla zarar görmek istemiyorum. Cemal Bey. Demir, bir dakika ya, bir dakika. Şimdi sırası değil. Önemli efendim. Önemli mi? İyi, söyle bakayım. Emin misin? Eminim. Hocam bir dakika. Sen niye yalan söylüyorsun ha? Ben yalan konuşmuyorum. İstersen bir daha düşün. Şu kamera görüntülerine bir bakalım. Kalk ya. Kalkamam, çok ağrım var. Kalk dedim. Thank you.
İzleyelim mi Cemal Bey? Yok. Onların gelmesini bekleyelim. Başlat bakalım. Seyretmeye gerek var mı? İnanılır gibi değil. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söyledin sen? Yazık. Ben... Resmen oynamış kız bize. Biz onun için telaşlanırken o rol yapıyormuş. Aklım başımdan gitti. Bebeğe bir şey oldu sandım. Neyse ortaya çıktı da. Kusura bakma. Hamile kadın öyle yerde görünce düşünemedim. Önemli değil. Ama ben söylemiştim etmedim diye. Neyse. Daha fazla uzatmayalım bu mevzuyu. Abla, Bet'in benzi kaçtı. Hadi gel, bir bitki çayı yaptırayım sana. Hoş geldin komşum, buyur içeri. Pek hoş gelmedin Meryem. Ne oldu kız? Neyin var? Soruyor musun bir de? Bir kusurum mu oldu? Söyle de bileyim. Meryem, kuyumcu. Adam olan borcunu hala ödemedin. Senin yüzünden gül gibi sigortalı işinden olacak benim oğlum. Hakkın var, oğlumu da zorda bıraktım. Ama biliyorsun kazaydı, Oğuz'un durumuydu derken. Vallahi ben onu bunu bilmem. Adam olan borcunu öde. Düğünden sonra altınlar elinde dedik mi demedik mi? Ha Meryem? Senin yüzünden oğlumu sıkıştırıp duruyor adam. Çocuk sabahları işe giderken ayakları hep geri geri gidiyor. Ne yap ne et bu işi çöz Meryem. Evin solundaki lamba kırılmış. Biri bununla ilgilensin. Demir, ben sana teşekkür etmek istedim. Ben bir şey yapmadım ki. Ya, öyle de sonuçta doğru olanı söyledim. Görevim bu. Söylemesem yanlış olurdu. Beni zor bir durumdan kurtardın, sağ ol. Pis doğrusu. Ay çok şaşırdım. Ben Suzan'ı bize yakın, bizden biri olarak kabul ediyordum. Hele şu son yaptığı hareket yok mu? Öyle bir gözümden düştü ki. Firuze'nin yanında Suzan'ı hep bir adım önde tutuyorduk. Ama gördük işte. O da sütten çıkma ak kaşık değil mi? Ama bırak Allah aşkına. İkisi de kazanmak için her şeyi yaparlar. Haksızlık edemem. Firuze hiçbir şey yapmadı. Ama annesi olacak o kadın,
Her şey onun başının altından çıkıyor. Man. Neyse ne. Al birini vur ötekini. Ne hallere düştüğümüzü görüyorsun değil mi? Şu Oğuz bir an önce kendine gelse de bizi şu durumdan kurtarsa. İnşallah. Bir ayağa kalksa. Merhabalar, merhabalar. Suzan için geldiyseniz yukarıda odasında. Öyle mi? Peki o zaman ben de yukarıya çıkayım. Suzan ne oldu kızım? Öyle telefon edince nasıl geldiğimi bilemedim evden. Aşağıda da kimse yüzüme bakmıyor. Ya Firuze'yi zor duruma sokayım derken her şey berbat oldu. Doğru dürüst anlatsana şunu. Anne, bu kız ikide bir benimle uğraşıyordu ya. Ben de merdivenle çıkarken kendimi yere attım. Bağırdım. Herkes de başıma geldi. Gelenler de Firuze beni itti dedim. Tabii Hürmet Hanım tam Firuze'yi kovacakken Demir denen o çocuk çıktı karşıma. Demir kim? Ya Cemal Bey'in güvenlik müdürü müdür nedir? Ya bütün kamera kayıtlarını izlemiş. Kendimi yere attığımı görmüş. İşte her şeyi mahvettin şimdi. Farkındayım anne. Ama nereden bilebilirim evin her yerinde kamera olduğunu? Kafanı çalıştırsaydın biraz. Ya da beni arayıp sorsaydın ne yapayım diye. Nasıl toparlayacağız biz şimdi bunu? Çok zor olacak, orası kesin. Bu kız da amma şanslı çıktı üf. Onu bu evden göndermemiz lazım. Yoksa Arısoy soyadını almanın imkanı yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum henüz ama bir yolunu bulacağım tabii. Aa, bu kadın ne işi var burada ya? Hangi kadın? Ya Meryem. Hangi yüzle geliyor bu buraya? Ne bileyim ben. Yani onca olaydan sonra nasıl geliyor ben de anlamıyorum. Eyvah. Evine gidip para teklif ettiğimi söylemeye geliyor olmasın? Yok, sanmıyorum. Yani söylese de bu saatten sonra ona kimse inanmaz. İnanmaz değil mi? Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş gördüm kızım. Firuze evde miydi? Evde. Çay verecek misin? Aramız biraz limoniydi ya. İçim yandı, dayanamadım geldim. Konuşayım dedim. Ana kız arasında küslük olmaz değil mi? Öyle tabii. Siz şöyle geçin salona buyurun. Firuze Hanım bahçede. Ben birini gönderip çağırtayım olur mu? Sağ olasın. Ben birazdan geçerim. Yaşadıklarım. Bunları hayal bile edemezdim önce. Bol entrika, bol aksiyon. Dışarıdan bakıp gülmesi kolay tabii. Yaşarken hiç komik olmuyor biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Çok sıkılıyorum düşündükçe ya. Bir şeyler artık düzelsin, iyi gitsin istiyorum Demir. Şu an pek mümkün görünmüyor. Hep bir mücadele. Ne kadar gücüm yetecek bilmiyorum. Her geçen gün daha da zor sanki ya. Çok yoruldum artık Demir. Keşke elimden bir şey gelse. Firuze Hanım, anneniz geldi, sizi bekliyor. İyi günler. Bir boy eksikti. Hoş geldiniz. Hangi yüzle geldiniz Meryem Hanım? Af buyurun anlayamadım. Bu kapıdan diyorum. Hangi yüzle girdiniz? Utanmıyor musunuz? Ben... Paran bitti.
satmak için yeni bilgiler edinmeye geldim. Allah, sen karışma Naime. Siz beni yanlış anladınız. Yanlış falan anlamadık. Doğrudan gördüm. Televizyonda. Hem de milyonlarca insanla birlikte. Ben bir şey demedim ki onlara. Beni kandırdılar. Kamera, memere, neyin bilmem ki ben. Hayatımda görmemişim. Ama parayı aldın. Benim kursamdan haram geçmedi bugüne dek. Tövbe tövbe. Ne oluyor anne? Ne tövbesi, ne haramı? Yok bir şey kızım, öyle konuşuyordum. Annene bize verdiği zararları anlatıyordum. Yaptığı açıklamayı. Bizi ne kadar zor duruma düşürdüğünü. Bakın Hürmet Hanım lütfen. Hürmet Hanım. Benim kızım da aynı sizin gibi düşünür. Ben bir cahillik ettim. Bir daha yapmam, merak etmeyin. Merak etmiyorum zaten. Ama sizin bu düşüncesiz davranışlarınız kendi kızınızı burada zor duruma düşürüyor. Bundan sonra bıçak bile açamaz ağzımı. Kusura kalmayın. Anne. Gel hadi gidelim. Anne duydun mu? Duydum. Biri bizi görebilir. Hadi gidelim odaya. Neyse üzülme anne. Bu kadın konuşur konuşur sonra da unutur. Benim yüzümden sana kızmasın da başka bir şey istemem. Ya boş ver şimdi onu. Sen şu para işini ne yaptın? O televizyonculardan aldığında yetmemiştir herhalde. Yok nerede? E ne yapacağız peki? Belki ben, sen... Ben de para ne gezer anne? Ya bu evde kimsenin paraya ihtiyacı yok. E parayla işi de yok. Ne yapsak acaba? Benim aklımda bir şey var ama kızarsın diye korkarım. Altınlar değil değil mi? Ne diyeyim kızım, başka bir yol bulamıyorum. E nasıl alayım anne ya? Gördün kasaya koydular. E bu kadar olay üzerine gidip ben isteyemem ki onları. Doğrusu. Ben öylesine dedim zaten. Bir yol bulacağız artık. Düşünmesen. Nasıl düşüneyim? Biliyorum benim iyiliğim için açtım bu belaları başına. Açtım da ne oldu? Hürmet Hanım dünürüm diye hoş beş mi ediyor? Ben sana asıl başka bir şey diyeceğim. Ne oldu? Azize pek iyi değil. Nasıl? Hasta falan mı? Yok hastalık falan yok çok şükür. Ama... Bir haller var onda. Asileşti. Sözümü dinlemez oldu. Kapıyı çekip çekip çıkıyor. Aman anne ben de bir şey sandım. Ya olur o kadar gençtir. Bir şeylere takılmıştır. Yok. Bu başka bir şey. Hep benim yüzümden. Analık edemedim size. Sahip çıkamadım hiç. Anne. Öyle. Azize'ye lafım geçmez. Sana faydam olmaz. Gamze de sana ayrı. Bak şu elevinde boynu kaldım benim yüzümden. Anne, bak geçti bitti. Bu mevzuyu kapattık biz tamam mı? Hiçbir şey bitmedi. Evlatlarım kayıp gidiyor elimden. Ben öyle varmışım yokmuşum bellisiz. Kimseye ayrım yok. Ölsem bundan iyi. O nasıl söz ya? Gel. Tam her şey yoluna girdi derken şu olanlara bak. Neymiş efendim? Kızın annesinin hataları yüzünden kız sıkıntı çekiyormuş. Nereden çıkıyor bu böyle Firuze'yi korumalar filan? Ha? Sana soruyorum Suzan. Anne nereden bileyim ben? Bilmezsin tabii. Bir düşün bakalım. Anne yeter. Benim üstüme gelme. Bak yalanın ortaya çıktı. Hürmet Hanım yüzünü geline döndü ama. Görüyorsun değil mi? Bir yanlış. Nelere mal oluyor? Karnımda torunları var. Firuze'nin neyi var? Hiçbir şeyi. Sen böyle davranmaya devam edersen... ...yarın öbür gün kendini kapının önünde bulursan hiç şaşırma kızım. Kimselere suç bulamam. Benden sebep oldu bunlar. Haklısınız hepiniz. Yeter ama üzüyorsun beni.
Bak yine üzüyorum değil mi seni? Allah kahretsin ki böyle bir insanım işte. Hep zarar, hep ziyan. Senin başka bir derdin mi var? Yok kızım. Benim senden istediğim tek Azize ile alakadar ol biraz. Ona kol kanat gel, değil mi? Ya bir şey biliyorsunuz da benden mi saklıyorsunuz anne? Yok kızım, bildiğim bir şey. Anne. Dedim ya, çekip çekip gidiyor. Kötü bir şey yapar diye korkarım. Tamam. Ben ilgileneceğim onunla, sen merak etme, tamam mı? Hadi vallahi emanet ol. Asansör bu tarafta. Gözün aydın, oğlumuz eve döndü Hürmet Hanım. Döndü, döndü Cemal Bey de. Nasıl döndü? Canım, ölümlerden döndü, hayatta ya. Sen ona dua et. Orası öyle. Ama şu kapıdan Hürmet Sultan diye bağırarak girişi geliyordu gözümün önüne. İnşallah o günler de gelecek. O günler gelecek. Hadi gel. Her şey yolunda değil mi hocam? Yolunda Cemal Bey. Endişelenecek bir durum yok. Aman aman olmasın. Rahat olun Cemal Bey. Siz Oğuz'u sürekli yatar halde gördüğünüz için değişimi fark edemiyorsunuz. Ama değerlerine bakınca çok ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Gün geçtikçe güçleniyor. Daha da güçlenecek aslan oğlum benim. İyileşip ayağa kalkacak. Ben çıkayım da siz de rahat çalışın. Ben de sizinle çıkayım. Arkadaşlar işlerini tamamlasınlar. Tabii, buyurun. Cemal Bey, Oğuz'u yerleştirdilerse oğlumu görmek istiyorum. Ne diyorsunuz doktor? Hürmet Hanım, şimdi girmeseniz daha iyi olur. Arkadaşlar işlerini halletsin, öyle alalım sizi. Üzülme. Oğlum bundan sonra hep burada. İstediğin zaman görürsün. Sabret. Tamam mı? Biz salona geçelim. Doktor Bey de çalışsın. Cemal Bey. Buyurun. Biraz konuşalım mı? Tabii. Çalışma odama geçelim. Hay hay. Doktor Bey, ne konuşacaksanız ben de duymak istiyorum. Oğuz benim de oğlum. Evet. Doktor Bey ne söyleyecekse söylesin, ben sana sonra anlatırım. İlk ağızdan duymak istiyorum. Her şeye hazırlıklıyım. Oğlumun durumunu benden saklamayacaksınız herhalde. Peki, buyurun. Buyurun oturun. Evet doktor bey, sizi dinliyorum. Biliyorsunuz yıllardır ailenizin tüm sağlık problemleriyle ben ilgileniyorum. Hem doktorunuz hem de bir dostunuz olarak görüyorum kendimi. Evet, bizim için öylesiniz. Belki hiç zamanı değil ama size bir şey söylemek zorundayım. Anne baba olarak bunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hadi doktor bey, ne söyleyeceksiniz söyleyin artık. Oğuz Bey'in ne kadar sürede iyileşeceğini bilmiyoruz. Bu uzun zaman alabilir. İyileştiğinde neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bir daha çocuk sahibi olamayacak. Thank you.
Ablamlar doktorla ne konuşuyor acaba? Anne ben gidiyorum. Ay nereye gidiyorsun? Bir oradasın bir burada. Bir türlü durmadı şu evde. E ne yapayım? Bu evdeki servis iyi değil. Yani bana hiç iyi bakılmıyor bu evde. Bak sen. Tolgacığım ne istiyorsan söyle ben getiririm. Yok bir şey istemem sağ ol. Peki. Ben kendime bir şey alacağım. Siz de bir şey ister misiniz? Hayır istemem. Aa bir dakika. Buyurun. Firuze sen bir şey ister misin? Suzan gelirken sana da bir şey getirsin. Yok istemem sağ olun. Anne. Ay ne var? Neyse hadi ben kaçtım. Aman iyi git. Durma sen yanımda. Kusura bakmayın. Sizi üzdüm belki ama. Yok. Olanı söylediniz doktor. Alışmaya çalışacağız. İzninizle. Ben arkadaşlara bakayım. Buyurun. İnanamıyorum. Bu başımıza gelenlere inanamıyorum. Bir dakika Ahmet. Bir dakika düşünelim. Ne düşüneceksin? İçinde olduğumuz durumun farkında değil misin? Değilim. Cemal. Olabilecek tek torunumuz. Suzan'ın karnında. Soyadımızı verebileceğimiz tek torunumuz Cemal. Peki ne yapacağız? Yapılacak şey çok basit. Firuze ile Oğuz boşanacak. Oğuz Suzan'la evlenecek. Böylece biz de torunumuza hak ettiği soyadını verebileceğiz. Hürmet! Sus dedim sus ya! Bu işler öyle aceleye gelmez. Önce bir düşünelim sonra ne yapacağımıza karar veririz. Aa bana bak dışarıda kimseye bu konu hakkında tek laf etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Biraz yalnız kalabilir miyiz? Oğuz'um. Oğlum. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama senin için. Ailemizin iyiliği için en doğru kararı almalıyım. Bu aile bugünlere kriz zamanında alınan doğru kararlarla geldi. Şimdi de olaylara mantıklı bakıp en doğru kararı alması gereken benim. Ne olur kızma bana oğlum Emin. Benim güzel oğlum. Aa bu abiyi düğünde de görmüştüm. İçeride mi tanıştınız? Tolga. Tolga mı? Sen nereden biliyorsun? Tamam. İzle. Tolga Bey. Tolga Bey buradan nereye gidecektiniz? Tolga Bey. Gece turu tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'u sizin için karış karış yol açtı. Hep böyle oluyor. Bir gösteriyorlar bir kaybediyorlar. Ama daha sonra yine gösteriyorlar. Göstersinler bakalım. Madem sen bana gelmiyorsun, o zaman ben sana gelirim Tolga Bey. Efendim abla, bir şey mi dedin? İzle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Firuze Hanım'a bakmıştım da. Paltonuzu alayım. Dur. Çıkarma. Bahçeye çıkacağız biz, sağ olun.
bahçeye çıkıyoruz. Sana anlatacaklarım var, daha rahat ederiz diye dedim. Aç bakalım gözlerini. Nasıl oldum? Çok güzel. Aynen filmlerdeki kadınlar gibi olmuşsun. Güzel. O zaman gidebilirim. Nereye abla? Ya dışarı çıkacağım. Onun için hazırlandım ya. Annem gelmeden gitsem bari. Ama annem çok kızar. Azize! Gamze! Neredesin? Annem geldi. Anne! Dur. Üstümü çıkarayım. Ablam nerede? Abla bir tane film kadını gibi giyinmiş, dışarı çıkacak. Ne diyorsun sen? Bu ne hal? Nereye bu kılıkta böyle? Dışarı çıkacağım. Hiçbir yere göndermem seni. Bütün mahallenin ağzına sakız oluruz. Ya bırak. Hiç baktın mı sen anneye? Sokak halıları gibi olmuşsun. Ya sen ne anlarsın giyimden, makyajdan? Allah Allah. Moda bu, moda. Ay kime anlatıyorsan ben. Azize gitme. Baban gelince ne derim? Nerede derim ona? Arkadaşına gitti dersin. Orada kalacak dersin. Azize! Anne! Bak sakın engel olma bana. Gideceğim. Hayatımda ilk kez heyecanlıyım. İlk kez mutluyum. Aşığım anne. Gideceğim. Sakın engel olma bana. Aman ne halin varsa gör be. Bıktım artık hepiniz ayrı ayrı uğraşmaktan be. Bu köşkte yaşamak zaten eziyet. Bir de o kadın. Gözünü hırs bürümüş resmen. Ben bir şey yapmasam bile üstüme geliyor. Üstüne falan gelmek değil. Ezmek mi bildiğin? Yani durup dururken beni itti ne demek ya? Aman işte aklı sıra insanların gözünde beni kötü gösterecek ya işte. Senin yerinde olsam var ya saçını başını yolmuştum o kızın. Sen de alçalı değilsindir. Hayret nasıl durdun? Aman uğraşamam onunla. Ne yapıyorsa kendi kendine yapıyor zaten. Benim derdim bana yeter. Köşkte çok iş var. Bu gelişim biraz zamansız oldu ama dayanamadım. Seninle konuşacaklarım var. Buyur ablacığım. Seni bu kadar sıkıntıya sokan ne oldu ki? Demir. Arı soyların gelini Firuze ile bir şey var galiba aralarında. Yok canım sende. Bu gizlenecek bir şey değil Namık. Demir anlatsa anlatsa sana anlatır. Ne biliyorsan söyle. Vallahi benim bir şey bildiğim yok. Namık, anlat ki nasıl engel olacağımı bileyim. Bu Demir için çok tehlikeli. Bir zamanlar aralarında bir şey oluyor gibiydi ama sonra bir şey olmadı. Yani bitti. Öyle düşünecek bir şey yok. Namık anlat. Anlat her şeyi bilmek istiyorum. Başka havadis yok mu? Daha ne olsun? Ya ne bileyim. Şimdi siz sık sık karşılaşıyorsunuzdur. Aynı bahçedesiniz sonuçta. Demir'le diyorum. Burun buruna yaşıyorsunuz burada. Hiç mi bir şey olmadı? Biraz sessiz konuş. Bir duyan olacak. Saçma sapan konuşuyorsun ya. Ay Firuze inkar edip durma lütfen. Bir şeylerle mutlu olmayı öğren biraz artık. Kızla Demir'in uzaklaşması lazım. Yanar vallahi, mahvolur oğlum. Kız evli. Merak etme abla. Demir yanlış bir şey yapmaz. Benim oğluma her konuda güvenim sonsuzdur. Ama gençlikte gönül meselesi başkadır Namık. Yanıltır insanı. Akıl irade koymaz. Ay yok, benim bir şeyler yapmam lazım. Ne yapabilirsin ki? İyi günler. Namık amca kapıyı açık görünce öyle giriverdim içeri. Hoş geldin kızım. Sen yabancı mısın? Geç otur. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim ya siz? Sağ ol. Nedir onlar bakalım? Neler getirdin öyle? Poğaça yapmıştım da. Namık amca da sıcak sıcak yesin dedim. Sağ ol kızım. Ay bir çay bile ikram etmedin. Ne yabanisin? Misafir ağırlamaktan bir haber. Hadi canım, hadi bir dahaki sefere. O zaman adını koyalım şunun. Yarın diyelim. Yarın mı? Evet. Kızım işin gücün yok mu senin ya? Her gün gelinir mi buraya? Ne acayip kızsın sen ya. Kovmaktan beter ettin resmen. Ha bir de tekme atsaydın tamam olsaydı yani.
Ya kovmuyorum. Kovmuyorum da buradakilerin sağ solu belli olmuyor. Hani bir şey söylerler, canımız sıkılır. O yüzden diyorum. Onların lafıyla sıkılmaz bu can. Arkadaşım gel diyorsa gelirim. Ha yok diyorsan, mazeretin varsa bilemem tabii. Ay gel gel, başımın belası gel. Yarın izinli misin sen? Komple izinliyim. Nasıl? Dikilme burada, ben sana yarın anlatırım. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Pek güzel olmuş. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Siz söyleyin, ben yine yaparım sizi. Belli elin lezzetli. Sen bana köşke gel, ben de sana kendi tariflerimden vereyim. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Vaktin olmuyor mu öğlenleri? Çalışıyor musun yoksa? Yok, çalışmıyorum ben. Evdeyim. Oh, çok güzel. Seni alan yaşadı Nazlı. Hem güzelsin, hem marifetli. Yok mu öyle söz, nişan filan, ha? Yok. Olur kızım. O da olur inşallah. İnşallah. Ne düşünüyorsun? Ne düşünmüyorsun desen cevabı daha kolaydı. Aklım allak bullak Naime. Oğuz, Firuze, Suzan. Ne olmuş onlara? Firuze'yi düşünüyorum, yabani bir kız. Kenar mahalleden çıkıp gelmiş bir kız. Annesi belli işte. Bizim aileye uygun değil, tamam. Tamam da öbür tarafı düşünüyorum, Suzan'ı yani. Annesi Ender. Cemal ihtiyatlı davranmak da haklı. Tehlikeli insanlar. Ne yalan söyleyeyim. Son yaptığından sonra ben de korkuyorum Suzan'dan. Bir fırsat versek kim bilir neler yaparlar. Ama dert etme kendini. Çok sıkıntı yaratırlarsa gönderirsin giderler. Artık o kadar kolay değil Naime. Niyeymiş o? Çocuk yüzünden mi? Gazeteciler yüzünden mi? Senin haberin yok tabii. Neden haberim yok? Kötü Naime. Çok kötü. Abla, ne oldu söylesene. Doktor dedi ki... Oğuz'un artık hiç çocuğu olmayacakmış. Karışık ki. Sen uyanmadan çözülmeyecek bütün bunlar. Bana bak. Eğer burada kalmak istiyorsan ben geldiğimde ayağa kalkacaksın. Durumu nasıl? Değerler normal seyrediyor. Fakat bir değişiklik yok. Anladım. Eğer bir değişiklik olursa ilk bana haber veriyorsun.
Duydun mu? Duydum efendim. İyi. Aman Naime, bu mesele aramızda kalsın. Tamam, kalsın kalmasına da bir yanlışlık olmasın. Başımıza gelenler yetmezmiş gibi bir de bu çıktı şimdi. Ne olacak şimdi? Olan oldu. Oğuz'un tek çocuğu Suzan'ın karnında. Şeyler içecek misin? Efendim? Bir şeyler içmen lazım diyorum. Böyle boş boş duramaz. Tamam, içeyim o zaman. Ne istersin? Ver bir şey işte. İyi vereyim de bari nasıl bir şey istediğini söyle. Nasıl? Ya aparatifli hafif bir şey mi olsun? Orta karar bir şey mi yoksa sert bir şeyler mi? Sert olsun. Emin misin? Evet. Acı mı geldi? Yok hayır. Bir tane daha versin. Bak çarpmasın. Ya hayır. Sen hep bu kadar zor mu içki verirsin? Peki sen bilirsin. Hoş geldin. Hoş gördük. Çok yoruldum bugün. Azize'ye söyle de bir yorgunluk kahvesi yapsın bana hadi. Azize yok. Arkadaşın da orada kalacakmış bu gece. Nasıl ya? Niye yeni yeni adetler çıkarıyorsunuz başıma ya? Ne yapayım? Tutturdu gideceğim diye ben de bir şey diyemedim. Ben sana bir kahve yapayım. Hadi yap bakalım yap. Hey! Baksana. Ne var ne oldu? Bir şey soracağım. Bu adamı tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Hiç görmedin mi? Hep buraya geliyormuş. Görmedim. Hem sen niye elinde fotoğrafta barda adam arıyorsun? Çok mu film izledin? Sevgilim o benim. Tolga. Sevgilin Sara, telefon et. Sor neredesin? Arıyorum. Arıyorum ama açmıyor ki. Açmıyor işte. Ablacığım, ben de seni arayacaktım. Alo, abla. Azize. Neredesin sen? Ne bu gürültü? Bardayım abla. Çok kötüyüm. Barda mısın? Sarhoş musun yoksa sen? Abla ben... Ben geliyorum yanına. Sen neredesin onu söyle bana. Nerede bu bar? Değil. Hayrola? Bu ne telaş? Acil bir işim çıktı da Cem abi izniniz olursa birkaç saat dışarı çıkmam gerekiyor. Ciddi bir şeyse ben yardım edeyim. O kadar ciddi değil aslında ama kardeşimin sorunu var da yanına gitmem gerekiyor. Tamam. Tamam da bu saatte senin dışarı çıkman hiç iyi değil. Demir'e söyleyeyim o seni götürsün. Hadi bakalım gidiyorsun artık. Gitmeyeceğim. Bir içki daha ver bana. İçki falan yok artık. Hesabını öde ve toz ol burada. Gitmeyeceğim dedim. Sorun çıkarma yoksa seni attırmak zorunda kalır. Öde şunu. Yuh! Bu ne ya? Soyguncu musunuz siz abi? Ben bunu ödemeyeceğim. Hadi bakalım yürü gidiyorsun. Ya! Hadi sorun Burak. Çıkarma yürü gidiyorsun. Burak! Gidiyorsun dedim ya. Yürü! Yürü! Burak! Yürü dedim! Aa, ya Burak! Burak!
Çek dışarı. Çek. Yürü. Ne oluyor lan? Yapma abi, ne olur yapma abi. İçti işte, hesabı da ödemedi. Benim bir suçum yok valla. Dışarı o yüzden çıkardım onu. Ne olursa olsun hiçbir genç kıza böyle davranamazsın, tamam mı? Yanlış anladın sen beni abi. Hadi lan. Abla, iyi misin sen? Abla. Tamam, ben yanındayım, merak etme, tamam. Tamam. Abla, abla çok kötü. Ablam sen niye bu kadar içtin ya? Ha? Abla, aramanı umudu ödem sevmiyor hiç. Kim? O işte o. O kim Azize? Azize. Azize iyi misin? Azize. Merak etme, içkiyi fazla kaçırmış. Biraz dinlenirse kendine gelir. Ne yapacağız biz? Ben bu şekilde bunu eve götüremem. Ha? Köşke hiç götüremem. Namık dayıma götürelim. Orada biraz dinlenir, sonra beraber eve bırakırız. Hadi ablam, hadi. Ver sen bana çantanı. Ver. Gel. Namık? Ne işi var Demir'in telefonunun sende? Bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, merak etme abla. Demir iyi. Firuze Hanım'la birlikte ayrılmışlar köşkten. Firuze Hanım'ın kız kardeşi biraz kötü olmuş. Şimdi hep birlikte buradalar. Oradalar mı? Hep birlikte mi? Hı hı. Ay ne yapıyor bu çocuk Namık Allah aşkına? Ne işi var Firuze'nin kardeşiyle birlikte senin evinde? Ne bileyim ben abla. Kız kardeşi sarhoş olunca Firuze Hanım'ı aramış. Onlar da kızı alıp buraya getirmişler. Bu halde evine götürmek istemediler herhalde. Tamam anladım. Neyse sen şimdi söyle Demir'e de arasın beni. Tamam tamam söylerim. Hadi şimdilik hoşça kal. Allah'ım ne yapıyor bu çocuk yarabbim? Siz oturun, ben şeyleri söyleyeyim. Ne var Atif? Sağ olun Tolga Bey. Bizi her zamankinden yapsana. Peki Tolga Bey. Ha Tolga Bey. Sizi arayan biri vardı bu akşam. Kimmiş? Sevgilisiyim dedi ama. Hayda, ne sevgilisi ya? Elinde de bir fotoğraf vardı. Oğuz Bey'in düğününde çekilmiş. Ha, evet evet şu kız. Ne istiyormuş? Ne istediğini bilmiyorum. Sizi sordu. Ben de kimdir nedir bilmediğimden sizi tanımadığımı söyledim. İyi yapmışsın, sağ ol. Eyvallah. Allah canını almasın, korkuttun beni.
Uyandım, yatakta yoktun. Hem sen ne arıyorsun Aziz'in odasında? Gelmeyecekti, geldi mi yoksa? Bir de sükürtü olunca eve gelmek istemiş. Ha, dur bir bakayım. Çok girme, şimdi uyudu. Boşuna uykusu açılmasın. Olsun canım, sonra gene uyur. Merak ettim, bir bakayım kızıma. Ay Halil, illa kızım uyanacaksın yani. Neyse bu inat. Hadi sen git yat, ben de geliyorum. Allah'ım ya. Ben kaçıyorum. Abi daha çok erken. Ya yorgunum da eve gidip dinleneceğim. İyi sağ ol. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi Naime. Döndüm durdum yatakta. Ay ben de hiç uyumadım abla. Sabaha karşı bir iki dakika belki gözümü kırpmışımdır. Bitmeyecek mi bu dertler? Ne günah işledik bilmiyorum ki bunları hak edecek. Geldi mi böyle üst üste gelir. Ne yapalım abla? Ben bittim. Gelmesi bitmiyor. Ay böyle söyleme. Oğuz iyileşsin. İş çocuk yapmaya kalsın. Hem Oğuz bir daha çocuk sahibi olamayacaksa ne olmuş yani? Suzan'dan olacak zaten bir çocuğu. Bak Allah Oğuz'u bize bağışladı. Şükretmemiz lazım. Çocuğu olmazsa olmasın ne yapalım? Tamam Naime. Ne oldu? Günaydın hanımlar. Ay sohbetinizi bölmeyeyim istedim. Laf dinlediğimi düşünmezsiniz değil mi? Ya, hoş geldiniz Ender Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de kahvaltıya geçmek üzereymişsiniz. Çok biçimsiz bir zamanda gelmişim. Yok estağfurullah. Yok öyle. Dün akşamdan beri Suzan'ı arıyorum cevap vermiyor. Çok merak ettim. Belki şarjı bitmiştir. Hı-hı. Olabilir belki. Ben de Suzan'ın evinde tek başıma çok sıkılıyorum. Ne yapayım? Kalkıp buraya geliyorum. İyi yapıyorsunuz. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Merci. Annem yine masayı donatmış. Ellerine sağlık. Sabaha kadar koşturursan böyle kurt gibi acıkırsın işte. Kaçta geldin sen? Vallahi geç oldu. Oğlum insan bir haber vermez mi? Dayın da olmasa neredesin, ne yapıyorsun? Dünyadan haberim olmayacak benim. Fitnat Hanım hala oğlunu çocuk mu zannedermiş, hala merak mı edermiş? Dalga geçme eşek sıpası. Bir tanecik evladımsın, tabii ki merak edeceğim. Gelin hanımın kız kardeşiyle uğraştık. Rapor vermeyi unuttum. Sahi, ne olmuş Firuze'nin kardeşine, neredeymiş? Ben bakarım anneciğim. Nazlı. Günaydın. Dün Fitnat'ta izle istediğin zaman gelebilirsin deyince ben de çıkıp geldim. Kızmadın değil mi böyle sabah sabah geldim diye? Yok kızmadım. Sadece biraz şaşırdım seni burada görünce. Neyse. Hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş geç bulduk. Otur şöyle. Börek yapmıştım size. Ellerine sağlık kızım. Niye zahmet ettin? Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Afiyet olsun. Oğlum bir bardak getir de Nazlı'ya çay koyalım. Nasıl? Evladım mutfaktan bir bardak getir dedim. Nazlı'ya çay koyacağız. Fitnat ablanın yanına gelen kızın adı ne? İlk defa görüyorum ama Demir de pek bir ilgileniyor. İlgilenir tabii. Allah var, yakışıklı çocuk. Firuze Hanım günaydın. Günaydın. Bir isteğiniz var, yardımcı olalım. Yok ben su alacaktım. Beyaz peynir de koyayım mı kızım sana? Ben alırım Fitnat teyze. İyi o zaman. Çekinme. Ne istiyorsan al tabağını.
Ama böyle misafir muamelesi yapmayın bana. Kendimi kötü hissediyorum. Hissetme evladım. Rahat ol diye söylüyorum. Çay koyayım mı bir tane daha? Ben alırım. Sen dur, ben koyarım. Hay Allah, suyu bitmiş bunun. Şuradan bir... Aa Fitnat teyze, ne konuştuk ama? Ben getireyim, hem siz kahvaltınıza devam edin. Peki o zaman. Mutfak koridorun sağ tarafında. Anne, nereden çıktı bu kız? Ay sus evladım, duyacak kızcağız. Duyarsa duysun. Nazlı'yı niye buraya çağırdın? Ne yapayım? Yeri geldi, söyleyiverdim işte. Senin aklından bir şeyler geçiyor ama dur bakalım. Yakında kokusu çıkar. Demir. Anne. Günaydın hanımlar, günaydın. Günaydın Cemal Bey. Günaydın canım. Çocuk meselesini duymuş olabilir. Ender Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Hadi herkes burada olduğuna göre sofraya geçelim. Farkında değilsiniz herhalde Cemal Bey. Herkes burada değil. Suzan henüz inmedi aşağı. Kusuruma bakmayın. Dikkatsizliğime verin. Siz sofraya geçin, ben Suzan'a haber göndereyim. Kızımı görmezden gelmenizin özel bir nedeni mi var yoksa hep mi bu muameleyi görüyor merak ediyorum. Ender Hanım. Kızınız herkes gibi muamele görüyor. Kimseye özel bir ilgi göstermediğimiz gibi hiç kimseye de görmezden gelmiyoruz. Ben aslında nedenini gayet güzel biliyorum ama neyse bu konuyu açmayayım şimdi burada. Evet Suzan bir hata yapmış olabilir ama bu kadar üstüne gitmenizi anlayamıyorum. Ender Hanım, hiç kimse kızınızın üstüne gitmiyor. Beni yanlış anladınız galiba. Buyurun. Böyle sofraya geçin de gönül rahatlığıyla bir kahvaltı edelim. Benim ağzımın tadı falan kalmadı. Kızımı burada bıraktığım her dakika aklım onda kalıyor. Ender Hanım, daha önce size bu konu hakkında güvence vermiştim değil mi? Tekrar etmeme gerek var mı acaba? O zaman her şey çok farklıydı. Ama bugün durum değişti. Farkında değilsiniz herhalde Cemal Bey. Böyle davranmaya devam ederseniz ben de kızımı alıp gitmek zorunda kalacağım. Sizi burada zorla tutan yok. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz. Siz nasıl isterseniz Cemal Bey. Madem öyle ben de kızımı alıp gidiyorum o zaman. Buyurun. Buyurun sofraya geçelim. Hay Allah, geç kaldım. Benim çıkmam lazım. Keşke biraz daha kalsaydın Demir. Kusura bakma, evim burada diye işten kaytarmak olmaz. Bir şey diyeceğim. Bir dahaki sefere gelmeden haber verirsen iyi olur. Bu aralar güvenlik çok sıkı. Laf edebilirler. Kimse bir laf edemez oğlum. Gerekirse Hürmet Hanım'la konuşurum ben. Sen çekinme kızım. İstediğin zaman gelebilirsin. Peki. Size afiyet olsun. Sağ ol. İyi günler sana da. Suzan'ın gitmesine. Cemal abi ben yukarı çıkıp onu sakinleştireyim. Konuşayım Ender Hanım'la. Karışmayın siz. Nasıl karışmayayım Cemal Bey? Ender Hanım Suzan'ı alıp gidiyor. Farkında mısın? Siz karışmayın. Abi ablam doğru söylüyor. Oğuz'un bir daha çocuğu olmayacağını duydu Ender Hanım. Bravo Naim.
Firuze, biz de bunu daha yeni duyduk. Uygun bir zamanda sana bunu söyleyecektim. Ama sağ olsun Naim. Bazen tutamıyorum hiç şu çenemi. Çok doğru söyledin. Bunu hiç aklından çıkarma olur mu? Hani bravo sana. Yani göz göre göre kovdurdun bizi. Artık bu hayal de burada bitti. Döneriz İzmir'e, şirketin başına geçer, işlerle uğraşırız. Rahat ol tatlım. Hiçbir şey olduğu yok. Nasıl hiçbir şey yok anne? Farkında mısın? Valiz topluyoruz. Cemal Bey bizi kapının önüne koydu. Suzan, bu bebek kimin bebeği? Oğuz'un. Sadece Oğuz'un değil. Arı soyların geleceği. Biricik veliahtı o bebek. Kızım biraz kendine güvensene. Elindekinin ne kadar değerli olduğunun farkına varsana. Ya biliyorum ama... Hiçbir şey bildiğin yok senin. Bu bebek arı soylar için çok değerli. Az önce kendi kulaklarımla duydum. Oğuz bir daha çocuk sahibi olamayacak. Ne diyorsun anne sen? Ya soylarının devamı için bu çocuktan başka şansları yok. Ya iyi de ya biz pes ediyoruz. Bu köşkü terk ettikten sonra neler olacağını düşündün mü? Sen orasını bana bırak. Bu saatten sonra bizim değil onların korkması lazım. Hem göreceksin bak. Köşkün kapısından daha çıkmadan gelip yalvaracaklar gitmeyin diye. Olan oldu artık. Sağ olsun Naime sayesinde bu meseleyi de ulu orta konuşur olduk. Dediğin gibi Örmet, olan oldu artık. Cemal Bey, gel inat etme, gidip Ender Hanım'la konuşalım. Geç olmadan vazgeçirelim. Sen karışma bu işe Örmet. Ya basının karşısına çıkarsa? Hı? Ya reklam ederse bizi millete? Hiç bunları düşünmüyorsun değil mi? Boşuna mı bunca zamandır tuttuk o kızı yanımızda? Siz merak etmeyin. Ben çalışma odasına geçeceğim. Bir iki telefon etmem lazım. Siz kahvaltınıza devam edin. Cemal Bey. Hiç değişmeyecek. Hep aynı. O kafasının dikine gidiyor. Derdi tasası bana düşüyor. Cemal abim tedbirsiz davranmaz ama... Firuze Hanım. Misafiriniz var. Diyorum ama dayanamıyorum gene. O Suzan bu kapıdan dışarı çıktığı an kameraların karşısına geçer. Her şeyi bire bin katarak anlatır. Meryem'i çok ararız. Cemal abim herhalde bunları hesaba katıyordur. Bilmiyorum Naime. Görmüyor musun adamın tavrını? Sanki hiçbir şey umurunda değilmiş gibi davranıyor. Sonumuz ne olacak çok merak ediyorum. Efendim Arif Bey, merhaba, nasılsınız? Ne dediniz? Nasıl sözleşmeyi feshediyorlar? Olmaz öyle şey. Hepsi birden mi? Siz de hemen avukatları arayın, öyle gerekçe falan göstermeden kimse sözleşmeyi feshedemez. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Ne olmuş anne? Anlamadım ki. En çok iş yaptığımız üç şirket sözleşmeyi feshetmişler. Masumun Hanım arıyor. Efendim Masumun Hanım. Nasıl yani? Ham madde sevkiyatını durdurmak mı istiyorlar? Ne oluyor bugün böyle? Hayır böyle bir şey ben mümkün değil izin veremem. Çünkü bu bizim iflasımız olur Masumun Hanım. Ha, bir dakika. Ben anladım neler döndüğünü. Cemal Arısoy'un iş yaptığı şirketler bunlar. Hı hı. Bu adam bizi herkese düşman etmeye mi çalışıyor? Tamam Asuman Hanım siz benden haber bekleyin. Tamam. Anne.
Ne olmuş Cemal Bey'in şirketlerine? Cemal Arısoy bizi batırmaya çalışıyor. Dört bir koldan bütün bağlantılarınızı kesip atıyor. Bıktım artık ya. Yani her gün bir öncekinden daha kötü oluyor. Şu köşkte o kadınla yaşamak zorunda kaldığım yetmiyormuş gibi bir de bebek meselesi çıktı ortaya ya. Haklısın vallahi. Bu kadının da havasından geçilmez artık. Eline koz geçti tabii. Hem de ne koz. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne yapmışım? Anlaşmaları bozuyor. Ham madde sevkiyatını durduruyorsunuz. Siz bizim aile şirketimizi batırmaya mı çalışıyorsunuz? Ender Hanım, ben bir iki yere telefon ettim o kadar. Bu söyledikleriniz dostlarımın tercihi. Bu böyle giderse eğer, iflas ederiz biz ama. Bu yaptıklarınızın karşılığı. Madem tüm ilişkilerimizi bitirmek istiyorsunuz, sonuçlarına da katlanmak zorundasınız. Bu hiç adil değil Cemal Bey. Sizin yaptığınız adil mi? Bakın, size hiç unutmamanız gereken bir şey söyleyeceğim. Bana hiç kimse rest çekemez. Kadın bile olsa. Aa, yeter artık. Bırakalım şu Suzan'dan konuşmayı da başka şeylerden konuşalım artık. Konuşalım. Senin şu komple izin meselesini konuşalım mesela. Nereden çıktı bu? Müdürle atıştık biraz. Ya biliyorsun o yüz herifi. Sen gidince de tadı tuzu kalmamıştı zaten. Ben de bahane ettim ayrıldım. Başka bir iş bakıyorum. Ama öyle bakıyorum işte. Tembellik ediyorsun yani. Hiçbir şey içime sinmiyor ki artık. Ev kapısında çalışmak canıma tak etmiş. Keşke bir mucize olsa da kendi mekanımızı açsak. İşe çile çekerek değil de hevesle gitsek keşke. Sen aşçı, ben şef. Azize'yi de kasaya oturttuk mu? Aman, hayal işte. Azize nasıl bu arada, iyi mi? Hiç sorma. Dün gece bir sürü olay oldu. Ne oldu? Anlat. Hanımefendiyi barlardan topladık. Ne? Azize'yi. Azize'yi. Kıza ne oluyor anlamıyorum Ayça ya. İçip içip barda olay çıkarmış. Allah'tan mekanı birbirine katmadan yetiştik, yakaladık. Yakaladık derken oradaki biz kim anlamadım. Demir'le almaya gittik Aziz'i. Yok artık. Demir'le. Kızım ben sana söylüyorum da inanmıyorsun. Senin kaderin o çocukla bir yazılmış. Müdürüm, rahatsız ediyorum ama Oğuz Bey'in kaza raporunu getirdiler. Bir işe yaramaz gerçi de yine de sizde görün istedim. Ver bir bakayım şuna. Sen görevine dönebilirsin, sağ ol. Peki efendim. Ender Hanım'la anlaşmazlığımızı çözdük. Sabah yaşananları unutup her şeyi eskisi gibi devam edeceğiz. Çok güzel. Aslında Ender Hanım bir noktada haklı. Bundan böyle Suzan'a biraz daha ilgi göstermeliyiz. Yani hiç değilse Oğuz uyanana kadar. Yani kavga gürültü olmayacak. Umarım öyle olur. Firuze'nin tavırlarını hepiniz biliyorsunuz. Ben kızımın ezilmesine göz yumamam. Onu burada bırakıp gideceğim ama bu işin sonu ne olacak onu bilmiyorum. Merak etmeyin Ender Hanım. Oğuz uyandığında karşılıklı gelip bir karara varırlar. Biz de bu karara saygı duyarız. Çocuk için gerekli olan her şey bizim tarafımızdan karşılanacaktır.
Çocuk dünyaya geldiğinde her ne olursa olsun bu köşkte bizimle birlikte yaşayacak. Bir itirazınız var mı? Yok, hayır. İyi günler Meryem Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, size de çok mahcubum ama. Bana boş laflarla gelmeyin kardeşim. Bana boş laflarla gelmeyin. Yok damadım şöyle oldu, yok kızım böyle oldu. Bu laflara karnım tokmuyor. Kaç paralık malım var sende biliyor musun? Haklısın kardeş. Gözünü seveyim. Biraz daha idare etsen. İdare edemem kardeşim. İdare edemem. Beyin evdeyse çağır da beyine. Onunla görüşelim. Anlaşıldı, olmayacak bu iş seninle. Beyim yok işte. Allah rızası için. Biraz daha zaman ver. Baksana söz ödeyeceğim. Zaman falan yok. Bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. İşte o kadar. Alo? Merhaba, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Ya kusura bakma, arayamadım. İşler çok yoğundu, hiç vakit bulamadım. Kaç kere aradım seni. O kadar da mesaj attım. Gördüm. Ama dediğim gibi işte, bir türlü dönemedim sana. Çok özledim seni ben. Ben de özledim. O zaman görüşelim mi bir ara? Gerçekten mi? Ne zaman? Dediğim gibi çok yoğunum ama artık ayarlayacağım bir şeyler. Ben sana haber veririm. Olur, tamam ben beklerim. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Tolga, ne yapıyorsun burada hala? Şu peşime takılan kız vardı ya. Evet. Onunla bir buluşayım diyorum. Nasıl yani, niye? Normal yöntemlerle kurtulamadım, başka bir şey deneyeceğim artık. Peşimi bırakması için güzel bir fikrim var. İyi madem, işin bittiyse yukarı gel de kızlar bizi bekliyor. Kolay gelsin. Eyvallah. Vay Demir'im. Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk Sabri Usta. Nasılsın? Nasıl olsun? Bıraktığın gibi. Ne bir adım ileri, ne bir adım geri. Buna da şükür. Bir yaramazlık olmasın da. Haberlerini alıyorum dayından. Köşke güvenlik müdürü olmuşsun. Yakışır koçuna. Hayırlı olsun. Eyvallah usta. Hayırdır? Sen buralara pek uğramazdın. Hangi rüzgar attı bakayım seni buraya? Ya sana bir şey danışacağım. Şuna bir bakar mısın? Nedir bu? Kaza raporu. Geçmiş olsun. Kaza mı yaptın? Benim değil. Ha, aman olmasın da. Bakacaksın mı? Bakayım. Bakayım da ben raporlardan anlamam ki. Benim işim arabalarla. Bilmez miyim? Arabayı da o yüzden yanımda getirdim. Bakalım mı? Bakalım. Bakalım da Senel'e anlat bakalım şu işin aslına. Ne oldu? Ne gitti? Mevzu nasıl desem, biraz hassas bir mesele. Ha, anladım. Aramızda diyorsun yani. Aynen öyle. Sen hiç merak etme. Benden laf çıkmaz. Peki. Ali sen misin? Buyur, benim. Şu Meryem Hanım'ın kocası Ali. Evet. Bak Ali Usta. Karım bana borç taktı. Kaç gündür peşinde koşuyorum. Sakin ol. Sakin ol. Efendi gibi anlat derdin. E anlatıyorum işte. Ali Usta. Senin karının borcu ödeyeceği yok. Şey neymiş bu borç? Nasıl yani? Bilmiyor musun? Yok. Oho! Çattık belaya ha! Efendi söylesene neymiş bu borç? Ya git sokaktan da öğren. Bir de şimdi sana mı anlatacağım? Sen... Bak Ali Usta. Sana bir gün mühlet. Yarına kadar hallettin. Halledemedin, benden günah gitti. Ona göre. Ağır ol bakalım. Dükkana destursuz girdin, bir şey demedik ha? Ayarsız konuştun, sineye çektik. Şimdi kalkmış bir de tehdit mi ediyorsun ha? Tehdit ediyorum lan, ne olacak? Sen kimin dükkanında kimi tehdit ediyorsun lan? Çık dışarı bakayım, lan!
Ay sen miydin kız? Ödümü patlattın vallahi. Kız Meryem, duydun mu olanları? Hayrola, ne olmuş? Çarşı birbirine girmiş, kıyametler kopmuş. Oho, senin dünyadan haberin yok. Çarşıda ne olmuş? Senin şu kuyumcu var ya, kuyumcu. Eyvah. Kalkmış gitmiş senin adamın dükkanına. Ne? Ya, ikisi çarşının ortasında birbirine girmişler. Eyvah. Halil her şeyi öğrendi desene. Ayol, öğrenmekle kalsa iyi. İkisi de karakolluk olmuş. Eyvah Horoz. Yürü kız, yürü, yürü, yürü. Haydi, haydi. Haydi anam. Efendim Sabri Usta. Emin misin? Peki tamam anladım. Ben uğrarım yine yanına. Görüşürüz. Firuze Hanım. Merhaba. Nasıl, durumunda bir değişiklik var mı? Maalesef aynı. Ben sizi yalnız bırakayım. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa kapının önündeyim. Seslenirsiniz. Sağ olun. Beni duyabiliyor musun? Bir filmde görmüştüm. Böyle senin gibi bir hasta vardı. Doktorlar yanında konuşulanları duyuyorlar demişti. Sen de beni duyabiliyor musun acaba? Biliyor musun? Sen orada öyle yattıkça ben de hareketsiz kalıyorum. Kısılıp kaldım bu köşkte. Sen orada uyuyorsun. Ben burada her gün kabuslara uyanıyorum. Gözlerini açsan. Bir konuşsan. Git desen gideceğim, kal desen kalacağım. Ama bir şey söyle. Uyan artık. Uyan artık Oğuz. Uyan. Cemal Bey nerede? Az önce Oğuz Bey'in odasına çıktı. Sen de mi buradasın? Evet efendim. Oğlum hala uykulara doyamadım diye bakmaya geldim. Her an gözünü açacakmış gibi duruyor. Hiçbir şey olmamış gibi sanki ayağa kalkıp gülerek konuşacak. Cemal Bey affedersiniz ama çok önemli bir gelişme var. Neyle ilgili? Oğuz Bey'in yaptığı kazayla. Nasıl olmuş peki? Evet. Hepimiz Oğuz Bey'in şoförlüğünü biliriz. Durup dururken böyle kaza yapması zaten aklıma yatmamıştı. Bugün kaza raporunu inceledim. Evet.
Raporda açık açık bir şey yazmıyor ama bazı yerleri nasıl desem biraz şüpheli. Ben de arabayı alıp uzun zamandır güvendiğim bir ustaya götürdüm. Ne dedi peki? Şüphelerim de haklıymışım. Biri arabayla oynamış. Oğuz Bey kaza yapmamış Cemal Bey. Araba kurcalanmış. Biri ona tuzak kurmuş. Oğlum burada kendi hatasından değil de birileri ona zarar vermek istemiş. Hani oğlum burada o yüzden yatıyor, öyle mi? Evet. Aynen öyle Cemal Bey.